Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Türklerin omuzunda satmış olduğu ürünlerden bir tanesi olan baklavayı göstereceğim. Eminim birçoğunuz baklavayı biliyorsunuzdur ama ben yine Amazon'da fikir oluşması açısından bu tür ürünleri paylaşmaya devam edeceğim. Önceki videoları izlediyseniz örneğin lokum. Lokumdan sonra inanılmaz ürünler denk gelmişti. Yine öyle umut ediyorum. Belki başka bir ürünlere yine gelebiliriz. Yeni ürün fikirleri elde edebiliriz. Bu seriler sürmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan konuya geçelim. Hepinizin de bildiği zaten Türk iş baklava. Diğer bir önceki videoyu izlediyseniz Türk iş lokumu ona benzer yine aynı markalar çıktı. Şimdi şunu açalım. 41 dolara satıyor. Şunu da açalım. Luxury Turkish baklava premium kuryada da koymuş. Bunu da açalım. Onu açmış mıydık? Yok, başka marka. Bunu da açalım. 216 yorum. Aslında bir hayli yorumlar da fazla. Buna bakmıştık geçen videoda zaten. Türkiye'deki çok popüler markaların burada yer almadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bunların listesine girip acaba FBA mi satıyor, FBM mi satıyor? Onları da incelemek lazım. Çünkü baklava belirli bir zaman diliminde satılması gerekiyor. Tabii dondurulmuş mu, taze mi satıyor bilmiyoruz. Bu konuyla pek tecrübem yok. Biz sadece ürün fikirleri oluşması açısından devam ediyoruz. Bakalım. Bunları zaten USB TV'ye girip bakmamıza gerek yok. Büyük ihtimal Türk markası. Indian Food. O ne arıyor Türklerin arasında? Yani demek ki Türkler de pazar payını gördü. Buraya kadar sponsor olarak PPC reklamı verdi bu keywordlerde. Buna da bakalım. Buna da bakalım. Yani bir hayli yorumlar fazla. Yani baklavaya göre bu kadar çok yorum beklemiyordum açıkçası. Bir hayli yorumlar yüksek. Helva. Helvaya da bakabiliriz. Belki helva da satılıyordur. Bu kadar yeter sanırım. İsteyenler detaylı bir şekilde bakabilir arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda Turkish Delight vardı. Şimdi bir de ben bunun total cirosuna bakmak istiyorum. Total cirosu ne kadar? Bakalım yüksek mi? Baklavalar. 18 bin dolar en çok satan bu. Şimdi herkesi bu lokumdu. Buna bakmıştık geçen videoda. Şimdi herkesi baklava satmaya zorlayacağız. Su daha fazla satıyor. Acaba bir sonraki videoda su mu incelesek? Türk markası su var mı diye. Biraz su batır. Onu da inceleyebiliriz aslında. Tamam, bir sonraki videoda su inceleriz arkadaşlar. Tabii ben sizden sonra bir bakarım. Satmaya değer bir şey yoksa tabii ki gene de incelemem ama yine de bir bakarım sizden sonra. Bunu geçiyorum. Şimdi buradan bakalım. Al Bohsali. 752 gündür satışta. 41 dolara satıyor. Yani bayağı yüksek. bir dolara baklava bayağı bir yüksek. 6000 dolar ciro yapıyor. Ya bazı marketlerde dondurulmuş baklava satıldığında birkaç kez şahit oldum. Acaba ondan mı satıyorlar bilmiyorum. Büyük ihtimal ondan olabilir. 6000 dolar ciro. Güzel. Buna da bakalım. Made in USA. Elin Amerikalı satıyor. Acaba Türk satan Türklerden daha fazla satıyorsa yani söylenecek pek söz yok. 7000 dolar cirosu var. Bu kenarda kalsın bakalım bunu geçebilen var mı? Gördüğünüz gibi elin Amerikalısı baklava üretiyor. Belki Türk olabilir üretici tabii emin değilim. Ama tabii buna da şeyde bakalım. O da kolay. USPTO'ya girelim arkadaşlar. Yanlışlıkla tıkladım. Türk mü değil mi? Şuraya Google'a da yazalım. Tabi detayına girmeyeyim. Daha önce ağzım yandı. Buradan trademarkına bakalım. Montreal.
Markaya bakalım. Cookies. Yani Türkiye'ye dair bir şey yok. Yani net konuşmak doğru olmaz. Tabii çok detaylı bakmak lazım ama Amerikalı baklava üretiyor, satıyor. Devam edelim. Büyük ihtimal Müge. Müge Gurmet. Künefe, bilmem ne Noodles. Tamam, inceleyelim. Ne kadar satışları var? 6.000. Müge geçmiş mi? Geçemedi. Tamam, Müge'yi de geçelim. Belki avaryasyonları da satmış olabilir. Detaylı analiz etmek lazım. Bakalım Müge ne kadar satıyor? 930 gün. Güzel, tebrik ederim. Baklavadan iyi bir ciro. Buna bakalım. Bunun bir çeşidine bakmıştık sanırım. 5.000. Aşağı inelim. 745. Genelde belirli markalar çok uzun süredir satıyor. Baklava Shop. Hiçbir şey yapmamış listeye ya. Ne resim var, ne bullet point var, ne title var. Kaç gündür satıyor ve 2000 gündür satıyor. Çok uzun zamandır satıyor. 3000 dolar ciro. Hiç üzerine değmemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmamış. Ve diğer paketleri de aşağı yukarı. Tabi bu varyasyonları detaylı incelemek lazım. Üzerine hiç düşmemesine rağmen gördüğünüz gibi satıyor. Yani hiçbir şey yok. Yani buna bakıp insanlar baklava alıyor. Siz alır mısınız? Ben almam şahsen. Böyle bir resimdeki baklavayı hayatta almam. Ama satıyor. Simply baklava. Yani bu hiç ona nazaran biraz daha üzerine düşürmüş. 1000 dolar. Bunu da geçiyorum. Buna bakalım. 2000 dolar. Tabii isteyen düşünebilir arkadaşlar. Çünkü baklava aşıkları var. Benden mentorluk alan bir arkadaş Almanya'da yaşıyor. Baklavacıda çalışıyor kendisi. Yani bize özel bizzat arabayla gelip baklava, böyle tepsi tepsi baklava almaya gelen Türk müşterilerimiz var diyor. Tabii bunu detaylı inceleme yapıp bu tür pazar yerlerine sunulabilir mi? Sunulabilir, niye olmasın? Yani durmaktansa adım atmak her zaman iyidir. Kaybedecek hiç, ya yani kaybedeceğiniz alt tarafı para olur ama tecrübe kazanırsınız. Hiç çoktan satmadım dersiniz. Pardon, satış yaptım, başaramadım dersiniz. Daha iyi olur. Ben hayatta keşke dememek için, ha şunu da mı yapsaydım, bunu da mı yapsaydım dememek için yapıyorum. Başarısız olduysam diyorum ki başarısız oldum, onu kenara atıyorum. Bir daha yapmıyorum. Tamamen bu deneme yanılmayla alakalı arkadaşlar. Size de kesinlikle tecrübeleme istinaden onu önerebilirim. Hayatta keşke dememek için deneyin. Alt tarafı kaybedeceğiniz para olur, zaman olur ama elbet siz ne kadar tecrübe edinirseniz onun karşılığı öyle ya da bir gün size başarı olarak ve para olarak geri gelecektir. 3000 dolar bundan yapıyor. 345 gün. Güzel. Yani baklavadan bunun da hiçbir şeyi yok. 1600 gündür satıyor aşağı yukarı. Hiç satmıyormuş. Hiçbir şey yok. 151 gün. Buradan Türk baklavacılara duyurulur. Türkiye'deki o kadar çok popüler olan böyle gösterişli markaların burada yer almadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu çok acı bir durum. Yani o kadar büyük markalar Amazon'a gelmiyor ne yazık ki. Yani ufaktan ufaktan yatırım yapsalar mutlaka bu pazarda kesinlikle yer edinebilirler. Niye olmasın? Hatta şimdi benden mentorluk alanlara her zaman söylüyorum. Her zaman global düşünün diye. Bir de bunun Dubai pazarına bakalım. Belki baklava Dubai pazarında daha çok satıyor olabilir. Buralarda satmıyor ama ya yine de satışlar normal. 7 bin, 6 bin, 10 bin dolar ciro yapanlar var aşağı yukarı ama bir hayli tatmin edici değil. Bir de bunu başka pazar yerlerinde bakalım. Mesela bu listeye biraz çalışılmış. Ama hiç satış yok. Ne kadardır satışta? 1700 gündür. Burada durum daha büyük. Bunları detaylı incelemek lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir
Amerika'da üretilen baklavayı, tabii Türk olup olmadığından emin değilim. Markadan da emin değilim, Türk olabilir. Ama Türklerden daha fazla satıyor. Çok enteresan. O açıdan düşünebilirsiniz. Türk iş, Antep fıstığı. Baklava hakkında göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.